Abi nasıl? Abi şöyle alalım, bir arkada reklam olmasın. Sizi görünce bu maskeyi çıkarmak zorunda kaldım. Bugün de merkezde seni yakaladık abi. Ben de zaten çok böyle, zaten 10 günde bir veya 15 günde bir 2 gün gelip kalıyorum. Şirket toplantıları oluyor, işler oluyor. Ara sıra da böyle bir hava alıyorum burada da dostlarım var. Ne yapayım? Yemek var. Bazen alışveriş yapıyorum böyle. Değişiklik oluyor. Sizler iyi misiniz? İyiyiz abi. Yakında stüdyoya giriyorsun herhalde yeni şarkı. İnşallah evet. Yani bu 2022'de çünkü benim okumam lazım. Ben lazımım bu piyasaya. Ben okumam lazım. Çünkü iyi solistlerin bu işi bırakmaması lazım. Ben biraz tabii ki çok işe yöneldim. Doğru. Bu da haklı olarak yani çünkü istihdam sağlamak güzel bir şeydir. Yani ben işte ikinci otelin inşaatıyla, yapımıyla bitti şu an. Allah nasip ederse ikinci bir dünya markasını şu an Ankara'da bitirmek üzereyiz. Onunla ilgili çalışıyoruz. Oraya git. Burada büyük bir şirket var. Buradaki insanlarla gel. Aslında en çok uğraşılan şey insandır biliyorsunuz yani. Zor olan yani. 500 kişiyle uğraşıyorsunuz. Biliyorum. Çok rahat. Fazlası var. Sadece çalışan 500 kişi. Fazlası var. Yani bir insan şey tabii bunu gururla söyleyebilirim yani. Ben böyle kameralar açık diye bunu ifade etmek istemiyorum ama ben gerçekten kendi ülkeme bir birey olarak faydalı olmaya çalışan önemli insanlardan biriyim. Ben kriz burada sizi nasıl etkiledi? Hani öyle şey yapmayacağım, mütevazı olmayacağım. Yani benim ben birlikte şu an kader birliği ettiğim 500 değil, şu an 700'ü geçti. Bu üç hepinizin abi. Evet, hepimizin ya. Tabii, hep birimizin. Ama şeyi de buradan anladım, az önce dediğiniz oteller ama meydanı da sahneler de boş bırakmayın. İşte zaten onu söyledim ya. Bir de ondan neden öyle bir sevenlerimizle böyle bir diyalog kurmak istedim. Gerçekten iyi ses, doğru sesler bu işi bırakmamalı. Ben biraz böyle uzak kaldım ama ben neleri görebiliyorum. Ekranı da görebiliyorum, okuyanlara da bakıyorum. Kendimi de görebiliyorum. Ben nerede olduğumu da biliyorum. Ama işte biraz bu iş hayatına çok yoğunluk verince haliyle mesleği biraz birkaç adım geriye attım ama yok, atmamam bak, lazım. Mesela en son Dünyadan Uzak şarkısı abi. Evet. En çok dinlenen arabesk. Evet. Dinlenen beni çok mutlu eden konu en başta bu 2021'de o oldu. 2021'in sonunda Kral FM'in en çok dinlenen ve en çok istenilen Top 20 listesinde birinci olmuşum. Bunun torpili yok zaten. Birçok şarkıcı söyledi ama yani siz... Çok insan, evet çok sanatçı arkadaşlarım şarkı yaptı ve çok gündemleri olan arkadaşlarım da oldu ama ben hiç böyle beklemediğim bir şekilde fakat buradan herkese teşekkür ediyorum. Özellikle Kral FM'cilere çok teşekkür ediyorum, kralcılara. Dinleyicilerime ve sevenlerime çok teşekkür ediyorum. Çünkü orada bir de İzzet Yılısan'ı birinci yapmaları önemli. Evet, yani. Ama şimdi işte dediğiniz gibi mesela siz meydanı boş bırakmışsınız. Yeni bir şarkı, yeni bir şeyler bekliyor sevenleriniz. Onların müjdesini de alıyoruz herhalde. Şu an artık mecburum bunları yapmaya. Çünkü ben artık bir misyon üstlenmişim. Yani ben iyi bir yorumcuyum, evet. İyi bir solistim. Bunda hiç mütevazi olmam. Her zaman da herkese de buradan, herkesin de gözüne bakarak da benim karşımda bunu anlarlar yani. Öyleyim yani. Orada bırakamayacağım. Arabeski, güzel bir arabeski albümü de belki yapacağım inşallah. Şu an onunla ilgili çalışmalarım var. Ama böyle bir tane vereceğim tek tek. Peki abi az önce şey dedik yani meydana boş bırakma. Yeni nesilden böyle gelen nesilden sıkıntı mı var? Onlar yapamıyorlar mı? Veya işte çok mu nasıl diyeyim ki? Ya şimdi şöyle söyleyeyim size. Yapamıyorlar demek biraz ağır olur. Çocuklar çabalarını gösteriyorlar ama artık dinleyici kabul etmiyor. Yani izleyici, ekran, bu cam kabul etmiyor. Eski jenerasyon dediğimiz bu. Evet yani kabul etmiyor. Onu kabul etmiş öyle. Aynen kalmış. Daha kabul etmiyor. Yani alamıyor. Yapılan her türlü saçma sapan, birçok saçma sapan şeyler yapılıyor yani. Kabul etmiyor artık. Samimiyet istiyor. Ben bunu televizyona başladığım 21 sene önce ilk televizyon programı yaptığımda bana ya ben ne yapacağım dediğimde lütfen bunu anekdot olarak belirtmek istiyorum. Verin bunu. Bana şunu söylemişlerdi kendi ekibim, toplandığımız işte teknik ekibimiz var ya. Evet. Abi sen bu günlük hayatında lütfen nasıl yaşıyorsan bu canlı yayında sen böyle ol. Başka bir şey istemiyoruz senden dediler ve ben çok şey aldım oradan.
Ben de kalktım aynı şu an bak bütün içtenliğimle ve samimiyetimle. Ekranda o, aynı şekilde hayatım şu anda da öyleyim. Evet evet. Hayatımı olduğu gibi. Evet, hayatımı olduğu gibi orada verdim ve kendi kişiliğimi, kimliğimi. Bazen yanlış anlaşıldım. Bazen konuşmalarım saptırıldı. Linç edildiğim de oldu. Hakaret boyutunda konularla da karşı karşıya geldim. Tabii kimsenin kimseye hakaret etme hakkı yok. Onu net belirtmek istiyorum. Evet, yani evet, aynen doğru. Ama fakat ben doğru adamım. Kendimi çok iyi biliyorum. Kendimi iyi tanıyorum. Ben sadece bazı kesimler, bir de şey vardır ya, yani ulaşılmayan bazı beyinlere uyulmadığı an. İnsanlar böyle şey yapar, çamurlar, el altından çamurlar atar. Evet, evet, evet. Evet, yani işte o öyle değil, o öyledir, o böyledir gibi birçok insanın da bana bunları yaptığını biliyorum yani. Hatta şöyle söyleyeyim, sosyal medyadaki bu hakaret boyutuna varan yazılar için de dava açacağınız... Kesinlikle. Ne durumdadır abi bu? Şöyle söyleyeyim hemen. Kaç kişiye dava açıldı veya sayı belli mi? Şu an en az 1000 kişi var. 1000 kişi. 4000 kişi şeyde listede var. 1000 kişi var. Bunların 400'üne hemen zaten işlemler yapılmaya başlanmış. Ve kimse şunu atlamasın. Ben bunu ikinci sayfada ifade ettim. O zaman orada böyle bir konuyu yanlış. Belki de ben anlatmak istediğimi farklı anlattım ama benim bir kırmızı çizgim var. Evet. Yani benim kızım bir başka erkekle bir evde yaşayamaz. Bu kadar. Benim bu kırmızı çizgimdir. Ve burası Türkiye arkadaşlar. Ne zaman evlenir, o zaman evlenir, kocasıyla yaşar. Tüketmeyecekler hiçbir şeyi. Saygı çerçevesinde herkes aileler birbirine saygı duymak zorunda. Benim de kotam budur. Benim kızımla ilgili, benim oğlum da aynı şekilde. Ben ifade ediyorum zaten. Kızım için de, oğlum için de, ailem için de. Benim aile birliğim bu diyorsun. Benim anlayışım bu. Ama öyle bana 3-5 tane 3-5 tane kendini bilmez veya 1000 tane atıyorum. Bu sosyal medyayı idare eden, yönlendiren bazı insanlar kalkıp bana farklı hakaretlerde bulundu. Ölmüş anneme küfredildi. Evet, yani bunları affetmeyeceğimi, benim gibi bir adamın affedeceğini düşünmeyin. Kesinlikle bana bak, telefonumda şahit ederim herkesi. En az orada 50 tane ile 100 tane kişi arasında... Abi biz bir hata, yanlış anladık, özür diliyoruz, bizi affet. Yani mahkeme süreci başlamış, çünkü uyarılar gitmiş. Tebliğ edildi mi? Tabii. Yani işte uzlaşma, ben uzlaşma bilmiyorum diyorum. Ben uzlaşmaya gitmiyorum kardeşim. Lütfen bu konuyu da sizden görsel ve yazılı basın olarak rica ediyorum. Bunun üzerinde de durmanızı istiyorum. Biraz hızlı olmuyor ama o da bazı prosedürlerden ötürüdür. Ama kesinlikle hiç kimseyi affetmeyeceğim. Yaklaşık 4000 kişi vardı. Bunun 1000 tanesine hemen şu anda işleme başlatıldı. Tabii. Şu an bir işlemlere başlanmış yani. Şu an avukatlarım çalışıyor ve hala da çalışmakta. Biraz şeyler vardır. Keşke kanunlarımızda da düğmeye basınca hemen herkesi bir anda, olmuyor bazı şeyler. İşte prosedürler gereği gerçekten ben uğraşıyorum da. Yani ben kendim, ben bizzat savcıya gidip, ben bizzat ilişkilerle herkese gidip lütfen bu konuyu aydınlatacağız. İnsanları, bu insanları cezalandıracağız. Çünkü her başını bir şey söyleyene farklı algılayıp farklı operasyonlar yapıyorlar. Türkiye'ye de operasyon yapılıyor. Aynı yerlerde. Aynı insan. Türkiye Cumhuriyeti adaletle yönetiliyor. Eşit şartlarda yönetiliyor. Umarım adalet yerini bulur İnşallah, bu konuda da. İnşallah. Son olarak şey sormak istiyorum. Hı? Geçtiğimiz günlerde oyuncular kendi aralarında şey konuşuyorlar. Ya ben bunun piyasadan silinmesini istiyorum. İşte Elçin Sanko dedi ki, bir iki isim vermeden, bir iki oyuncunun ben bunların piyasada olmamasını istiyorum. Sizin sanatçı olarak, üstad olarak piyasada olmasın bu insan dediğiniz insanlar var mı? Ben de bunlar elimde bir değnek olsun. Müzik camiasında. Piyasaya zarar veriyor anlamındayız. Ah ne güzel, ne güzel. Ben şimdi nasıl biliyor musun? Bunun cevabını asla veremem. Ama içimde kalsın, var tabii ki. Yok değil. Bence... Bir diğer merak ettiğim de abi, son günlerde şu anda işte Gülşen'in, Hande Yener'in falan sahne şovları, evet, şarkıcılıktan ziyade sahnede giydiği kıyafetler çok konuşuluyor. Evet. Çok açık diyen var, çok güzel diyen var, çok beğenen var, eleştiren var. Niye giyiyorsunuz böyle diyen var. Sahnenin önüne geçtiği düşünülüyor kıyafetleri. Ve popçular bunlar genelde. Ya şimdi arkadaşlar, dünyada da bu var. Yani
Ha, burası Türkiye. Kabul ediyorum. Bu söylediğiniz soruya benden gerçekten radikal bir cevap bekliyorsunuz. Verenler var radikal bir şekilde. Tamam. Yani burası Türkiye. Aslında her sanatçının da bir yaşam biçimi var. Bu kendine yakıştırdığıyla ilgili, kabullenmekle ilgili. Yani benim bu toplumun birçok değer yargılarıyla işim yok diyen de var. Yani bu topluma ait yaşam biçimini doğru bir şekilde, yani ben Türkiye'deyim, Türkiye'de para kazanıyorum, ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım, dışarıda beni kimse tanımıyor, gitsem sokakta beni kimse tanımaz ama burada milyonlarca para kazanıyorum, o eğer düşünürse bu topluma göre yaşaması lazım. Biraz ona dikkat edilmesi gerekiyor. Ha, sahnedir, sahnenin gerekliliği vardır ama ya külotla da çıkmayın ya. Ha, lütfen evet. Yani. Türk, evet yani. Adet örtülerini yani olmaz abi. Yani bu biraz, bu biraz yani çünkü bu biraz çünkü evde de aileler izliyor. Evet seviyoruz onları. Ben isimlendirmiyorum. Gerçekten ben de seviyorum. Gördüğüm zaman arkadaşlarım biraz bunlar benim sanatçı yani. Arkadaşlarımdır. Birbirimize merhaba veriyoruz. Belki hayatımın içinde değil. Ben de onun hayatının içinde değilim. Ama lütfen aileler sizi seyrediyor. Benim kızım seyrediyor, oğlum seyrediyor, çocuğum seyrediyor, onun annesi, onun babası. Yani biraz daha kendinize saygı duyurun. Ya çünkü kilotla sahne olmamalı, mayoyla sahne olmamalı diye düşünüyorum ben. Bu benim fikrim. Bu benim fikrim. Tabii bu benim fikrim. Ha kabul görülür görülmez herkese saygı duyarım. Bu benim fikrim. Soru sordunuz, ben buna cevap veriyorum. Ekranda ben bunu görmek istemem. Ben ama demiyorum ha yani peçeyle çıksın da demiyorum. Pardon yani böyle bir çarşafla da çıksın demiyorum. Yani bir sanatçının gerçekten yakışıklı, yakışır bir vaziyette olabilecek kıyafetler var zaten. Herkes giydiği gibi. Dünyada herkes giyiyor. Ama burası dünya değil. Bakın unutmayın arkadaşlar. Burası Türkiye. Türkiye. Evet, burası şey Türkiye. Buranın yani biz... Osmanlı'dan gelen bir geleneklerimiz, örf adetlerimiz hala biz bunları yani dikkat ediyoruz. Nispeten de olsa. Evet. Yani. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Zaman ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim. 2022 inşallah sizin için de güzel gelir. Sahneler evet sizi özlüyor. Evet çok sahneniz var ama yeni şarkılar bekliyoruz sizden. İnşallah. Allah nasip ederse 2022 çok iyi olacak. Emin olun. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Seyircilerinize koysanız bir fotoğraf rica etsem sizden. Bize de çok olur.